Güzel bu arada. Bana gel, bana gol yeter. Çiçin şuan gel ya. Wow. Az önce gördüğünüzün ne olduğunu sormayın. Çünkü ben de bilmiyorum. Herkese yeni bir Sims 2 bölümüne hoş geldiniz. Sims 2'nin 39. bölümü oluyor bu. Az önce Jason'la tuhaf şeyler oldu. Siz de fark ettiğiniz gibi kendisi yandı ve annesinin Grim Reaper'la anlaşması sonucunda, yani Azrail'le, yeniden hayata döndü. Ve bu planlanmış bir şey bile değildi. Ben galiba şunları yakmaya çalışıyordum o sırada. Tam hatırlamıyorum. Neyse, tamam. Hadi zamanımız akmaya devam etsin. Şimdi madem dedik ki serinin sonlarına geliyoruz. Sonlarına geliyoruz. O zaman bu arada Jason ve Mike hepsi hasta olmuş. Evet, yatmaları falan lazım demiş. Bir dakika. Bildiğim kadarıyla Mike'ın özel bir tane tarif gibi bir şey var. Şey yapabiliyor. Serve lunch desem, Grandma's Comfort Soup galiba, iyileştirmeye yarıyor simlerimizi derken, evet, şey bittiğine göre diyecektim, seri bitmek üzere olduğuna göre bu iki şeyleri, bu son iki bölümü falan artık birazcık tanıdıklarımızla eğlenerek falan geçirelim diyorum. Mesela atıyorum babaanneni çağırabilirsin istersen. Ginger, neden babaanneni hiç aramıyorsun? Ara bakalım babaanneni, gel. Siz de tatlı yemekten zaten şey yapmadınız. Allah Allah. Kevin'in ev ödevi, kendi ev ödevini, bunları da yapmanız lazım. Gerçi yapmanız lazım değil, zaten az zaman var ama. Jane'i çağıralım, evet, hatta gelsin birazcık bizde kalsın. Böyle birkaç gün bizde kalmasını ikna edebilir miyiz? Gel bizde kal falan diyebiliyor muyuz? Seni görmek her zaman bir zevktir. Hemen kendine gel Mike. Hemen geliyorum dedi. Tamam, o zaman şu sofradaki, gerçi yiyebilirsiniz ya, bir problem yok onunla. Mike de gitsin bir çorba yapsın madem. Şey nerede, Jason nerede? Jason herhalde şok olduğundan yatağına gitti. Evet, ben de bunu bekliyordum zaten. Peki o zaman ne diyorsun? Hayalet görmek istiyorum diyorsun, kurt görmek istiyorum diyorsun ve koleje gitmek istiyorum. Koleje zaten gideceksin. Sen koleje gitmek istiyor musun? Sen koleje gitmek istemiyorsun. Sen bir de şeylerini yüksek tutmamız lazım, aspirationlarını. Mesela şeyinki yüksek, Jason'ınki yüksek ama Kevin'ınkini de mesela yükseltmem gerekiyor. O yüzden böyle küçük aktiviteleri yerine getireceğiz. Örneğin bilgisayarda oyun oynamak istiyor mesela. Gerçi babaannen geldi, önce gel bir ona merhaba de. Merhaba Jane, hoş geldin. Jane'in de ölmemiş olması bir mucize değil mi? Evet, mucize. Ne yapıyor? Aaa! Babaanne. Köpeği sevmiyor galiba burada. Entertain diyelim, bir babaannene şaka yap.
Sonra biraz, sonra bir aile öpücüğü verin, ne bileyim ben. Sonra konuşmayın da şu çorbadan içsen, çünkü galiba hepiniz hastasınız. Sen ondan iç, Mike sen de iç. Yo, Jason, evet evet Jason içecek. Jason gel sen iç bunu. Kevin içmesin, Kevin hasta değildi. Köpeği yıkayabilir misiniz ya Kaylin? Ay neyse artık. Bir köpeği yıkayın ne olur. Dexter'ı yıka diyelim. Gerçi önce sen onu ye. Öf. Dexter'ı yıka. Senin Dexter'lerden nasıl ki Ginger? Gel bakalım. İyi. Arkadaşsınız. O zaman yapabilirsin bence. Hadi bakalım. Kate de zaten kendine gelemedi şeyde. İşteyken. Jane rahat bıraksana köpeği. O duş alacak. Kaçtı zaten baksana. Jane gel soframıza dahil ol. Gerçi çağıramıyorum ama olsun. Sen de otur bir şey yap ne bileyim ben. Gel biraz konuşalım bir admire falan yapalım. Sen de mi yiyeceksin? Sen de ye. Ha yok tuvalete gidecek. Peki o zaman. Heh, ne diyordum? Aspirationlarını yani şu tutku bilmem ne puanlarını yüksek tutmam gerekiyor. Bu yüzden mesela seni yapmak senin aspirationın çok düşük. Bunu yükseltmemizin yolu simle randevuya çıkmak, Marco Polo oynamak, dışarı kaçmak ya da bahçeyi düzenlemeye ikna etmek birini. Bunu yapabilir misin mesela şeye? İşte buna mesela influence to garden. Bence yaparsın. Yıkandı mı? Aferin Dexter. Bak yıkandı. Tabii ben hileyi açmadığım için şurada Dexter'ı bu bölümde kontrol edemeyeceğiz. Unuttum onu. Ay tuvaleti varmış. Neyse. Önce tuvaletini yap o zaman. Sonra da Jane'i influence to garden diyelim. Aa evet. Evet. Çorba gerçekten işe yaramış ve hastalığı işte gidiyormuş öyle dedi. Jane. I clean. Hayır hayır hayır. Garden dedik mi? Influence to. Herhalde yaptık mı? Jane nereye gidiyorsun? Garden dedim. Clean. Of Allah kahretsin ya. Neyse bu başarılı olmuş mu oldu? Hayır olmadı. Peki o zaman. Dışarı kaçmak istiyor. Geceleyin bunu yapabiliriz belki. Marco Polo oynamak istiyor ve randevuya çıkmak istiyor. O zaman Ron'u çağıralım diyeyim. Ne bileyim ben. Askeleton date diyeyim. Ron buraya gelsin. Birazcık vakit geçirelim. Senin ne yapman gerekiyor? Bilgisayar oynamam gerekiyor. Gel bakalım. Gel biraz bilgisayar oyunu oyna. Ne dedik? Ron dedik. Ron Buford. Sims 3 oyna gel. Benim evime gel. Oo. Sims 3 oyna hadi. Bunu da yapabiliriz. Onu yaptık. Tamam. Şimdi kalk oradan. Hobin hakkında da konuşabilirsin. Bir skill point de kazanabilirsin. Hobin hakkında mesela gidip bununla konuşabilirsin. Niye konuşamıyorsun? Talk about hobby, hobby, tinkering diyelim. Randevuya da bununla gidiyor olman Ginger gerçekten mi? Peki Ginger. Ne yapmak istiyormuş? Slow dance fit Ginger. Bunları yapabiliriz. Gel bakalım. Entertain demişsin. Pis bir şaka yap bakalım. Oo. Sonra slow dance yapabiliriz. Zaten o da slow dance yapmak istiyor. Slow dance'imizi de yaptığımıza göre. Sonra şimdi o bu kim? Bir dakika, bir dakika. Aa, bunu ben yaratmış olabilirim. Kesin ben yaratmışım ama uzun süredir oynamadığımdan bilemiyoruz. Maalesef. Tamam, bu kadar. Bırak artık dansı. Başka ne diyor? Light in the fireplace demiş. Play with Ron. Play. Gıdıklamaca oynayalım. Ne bileyim ben. Başka ne demiş? Başka bir şey istemiyor. Sen ne yapmak istiyorsun? Ginger'le konuşmak istiyorsun. Tamam o zaman gezintilerimizden bahsedelim sana. Tell inside joke to Ginger. Tamam bunu bana söyleyeyim. Tamam siz takılın ya. Sizin randevularınız hep iyi geçiyor zaten. Ginger'ı birazcık mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Sen de birazcık mutlu olmuş. Ay! Ay! Beraber oynuyordunuz. Keşke şey yapmasaydım. Allah Allah. Ask permission to go out mu?
bir skill point kazanmak istiyormuşsun. Bir adet skill point istiyorsan cooking'den kazanabilirsin. Gel biraz kitap oku. Read book değil, study, cooking diyeyim. Birazcık cooking yardımcı olabilir. Jane de çorba içti. Bu arada Kate döndü o sırada ama uykusu var herhalde. Yok, kalk oradan. Gel şurada bir çabucak duş al, sonra git müstakbel annene merhaba falan de. Ha, bugün evde kalsın hatta. Hatta yeniden yanımıza taşınsın. Yok yok, taşınmaz. Taşınabilir he. Sonuçta bu aileyi bırakacağız ya artık gidip. Öğrencilerimizle beraber. Sen git bir duş al yine. Sonra de ki gel bizim evde kal. Aa! Bayağı şey yalnız, bir dakika. Herkes büyüyor. Ginger'ın... Oh, Ginger'ın iki günü var. Bu arkadaşlar yarın büyüyor. Mike. Vay, Mike'ın da iki günü var. Kevin zaten skill point'ini aldı. Arkadaşlar, bugün evden ayrılmak zorunda kalabilirler. Yani bugün ya da... Ya tam bir gün sonra ayrılıyorlar. Yani şimdi bugün akşam olduğunu düşünürsek bir sonraki bölümün sabahında diyelim. 40. bölümde. Gidecekler sanırsam öğrencilerimiz. Var ya, acayip ya. Tamam, tamam, durun. O zaman, ay bu bütün her şey değiştirdi bu. Ben istediğim zaman gönderebilirim sanıyordum. Peki, bunu yapacağız zaten. Grow up well demiş. Bunları da yapabiliriz. Sen ne yapmak istiyorsun? Öf, şey nerede? Ron nerede? Öpüşün, koklaşın zaten siz anca. Tell inside joke demiş. Biz inside joke anlatsak. Inside joke diyelim. Başka bir şey. Koleje gitmek istiyorum. Ron, seni koleje alacağım. Karar verdim. Seni koleje göndereceğim zaten. Seni de göndereceğim. Bir de Kevin'ın da bir sevgilisi vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsun. Şu kız. Jill'i de göndereceğim. Jill Green. Ne yapıyorsun? Acaba Jane'i eve mi çağırsak? Jane'in kaç günü vardı şey olması için? Bu arada Jane'in yeni arkadaşı oldular ha. Cast spell. Jane'i eve mi çağırsam? Çok amaçsız olmadı mı gerçi bu? Neyse, şey yapalım. Jane, diyelim ki Jane, gel bizim evde kal yahu. Gel gel valla. Jane ner? Ha, tamam. Kevin'la Jason'ın büyüdüğünü düşünecek olursa Kevin, ya siz kendinize iyi bakın yahu. Ben bu kadar çabuk beklemiyordum dediğim gibi. Bu ne? Give back rub mı? Get back rub from. Tamam, back rub diyelim. Be flirted by Ginger. Bunu da yapabiliriz. Sonra da flirt yapıp bir el ele tutuşalım. Tamam hadi. Hadi Ginger. Mutlu. Sen ne yapmak istiyorsun mutlu olmak için? Sen hiçbir şey istemiyorsun. Bunu yapabiliriz. Tamam. Ay bu çok rastgele bir bölüm olacak gibi geliyor. Ben size söyleyeyim. Sen yatabilirsin ya valla. Zaten akşam oldu. Böceklere üzülüyor bundan ma. Randomu zaten güzel oldu ya. Ginger'ı öpmek istiyormuş. Gel öpüşelim. Dexter aç kalmış. Allah'ım yarabbim. Jane. Tamam, zaten randomumuzun çok güzel olduğunu düşünecek olursak bence bu randevuyu burada bitirelim. End date nasıl yapıyoruz? End date. End date. Bırak yani randevudan. Say goodbye to Ron diyelim. Hadi Ron. Çok güzel zaman geçirdim. Çok da mutluyum. Güzel. Tamam, şimdi ne yapmak istiyorsun? Fireplace'i yakmak istiyorsun. Git onu yak. Bunlar önemli. Sen ne yapmak istiyorsun? Sen bunlar yapar zaten. Sen ne yapmak istiyorsun? Senin zaten karizma falan istiyor bu çocuk da, manyak mıdır nedir? Niye babanın yatağında yatıyorsun ya? Ama tamam, git kendi yatağına yat. Neresiydi senin yatağın? Burasıydı. Git yat yatağına. Sen ne istiyorsun? Sen de gidip yatabilirsin. Önce ihtiyaçlarını hallettikten sonra. Yemek ye mesela. Ne yiyorsun? Artık ne yiyorsan. Sonra gel bir tuvalete gir bir. Kesin yemeği bırakacak, evet. Sonra gel sen de uyu. Biz de Jane'e bir yatak verelim şimdi, yazık yani sonuçta. Evet. Jane valla sen bunda uyursun ha. Güzel bir yatak vermek istiyorum ama şimdi yerimizde yok ha. Şunu vereyim dur. Tam şey, tam da. Üstü de şey olsun. Tabi bir de ben bilgisayarıma format attım bu süre zarfında. Format attığım zaman ne oldu? Her şey, bütün o downloadları falan yeniden koydum. Şimdi o downloadların kendine gelmesi için bir süre geçmesi gerekiyor. O yüzden
Birazcık uğraşacağız. Tamam, sen onu al. Bir de bunu al. Tamam, sen bunu da yat işte şuraya, yolun ortasına koyalım. Ay. Bari şuraya koyayım da, neyse artık. Jane, bu senin yatağın. Yatabilirsin burada. Kate, ay Kate diyorum. Ginger. Ginger, sen ne yapmak istiyorsun? Duş almak istiyorsun. Yalnız duşunu al. Sonra yat yerine. Gerçekten ihtiyaçların şey ya. Ha, Jane yatağını buldu zaten. Sen yattın. Kate ne yapıyor? Kate zıbır gibi ayakta. Şunları temizle Kate. Bunu da temizle. Bunları da artık şey yapınca yapar. Hizmetçiden bahsediyorum. Çok hızlı konuşuyorum değil mi? Ben bu bölümde kendimde değilim bence. Evet. Kevin, sen de yerine geç bakalım. Yat yerine yani. Ay, sabahleyin bir parti veriliyor mu acaba sabahın köründe? Gelirler mi? Çünkü bir parti vermek istiyordum bu tanıdıklarla falan. Gelen gelmeyen artık kim gelecekse. Ama güvenemiyorum doğrusu. Herkes uyudu zaten. Ginger, ne yapıyorsun ya? Şey yapabilir miyiz? Gel beni kaçır diyebilir misin sevgiline falan? Daha yeni görüştük ama yine de beni kaçır. Hayır, hayır, hayır. 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 Call. Call. Sneak out. Zaten kimse fark etmez. Genelde kimse fark etmiyor. Ron, gel beni kaçır. Kaçır beni Ron. Nerede Ron? Gel. Seni bir de alacağım diyor. Zaten 2 saat var. Kimsenin uyanmadığından emin olmalıyız diyecektim. Shut. Oh shut. Oh no. Tamam dur. Allah. Hiç görmemesi gerekiyor çünkü kimsenin onu kaçarken. Allah kahretsin. Tamam, sen biraz dinlen o zaman en iyisi. Gerçi yakalanması da eğlenceli olurdu ama olsun artık. Kimsenin şey olmadığından emin ol. Bak. Ne yapıyorsun? Çıkma dışarı. Ya da çık. Ay, panik oldum. Tamam, tuvalete git. Şşş, ne yapıyorsun Ginger? Hayır, niye babana bunu yapasın? Senin uyanık olmaman gerekiyor mantıken. Git dışarıya, şurada otur. Baban çıktığından falan haberi olmasın. Hatta bir de sen duş al orada, biraz vakit kaybet yani. Gelecek mi acaba ya? Bir de gelmiyormuş. Elini bir içeceğini iç, elini yıka. Bir kendine bak falan. Hadi Ginger. Şşş, 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 şşş. Kaç, koş Ginger, Ginger koş. Çabuk. Gizlice. Aferin. Tamam. İnşallah polis bizi yakalamaz. Çünkü öyle bir olay da var. Bazen polis sizi yakalayabiliyor. Yani kaçmakla kalmıyorsunuz. Dönerken sizi eve polis bırakıyor bazen. Artık geceleyin kaçıp ne yapıyorlarsa. Tamam, sen de gidip yatabilirsin. Ya da en azından dinlen diyelim. Ve zamanı hızlı saracağım. Artık ne yaparsanız yapacaksınız. Hey. Çılgın babaannemiz çılgın çılgın işler yapıyor. Aman tanrım Jane. Ben boşu boşuna demiyorum, bu kadın tam bir çılgın. Yalnız bu yaptığın iyi değil çünkü seni şey görebilir. Allah, ben Jane'i hiç düşünmedim ha. İnşallah Ginger'i görmez. Geldi geldi. Allah, bir dakika. Ay bir dakika, görecek Jane, görecek. Hayır. Gördü mü? Görmedi. Görmedi galiba. Gördü mü? Görmedi. Herhalde görmedi. Sen yavaşça git yatağına yat da eğer gördüyse de biz garantiye alalım. Tamam. Şimdi. Keşke hile yapsaydım ya. Bu kadar şey olacağını bilmiyordum. Sen ne yapıyorsun Jane? Burada bir masa olduğuna yemin edebilirdim. Niye artık yok? Bu ne? Jane evde sıkıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendi kendine piyano çalışmaya başladı. Peki. Peki Jane. Güzel. Şimdi
Tamam gel bakalım. Şimdi sen bir parti veriyorsun. Hemen parti vereceksin. Bizim şeyimiz nerede? Ev telefonumuz. Ev telefonumuz var mı acaba? Şurada bir yerde falan aynen. Call diyelim. Hatta yok. Call. Nasıl yapıyorduk ki? Ben unuttum ben nasıl parti verildiğini. Party, troll party. Nasıl yapıyoruz? Geç galiba şu anda 6 diye veremeyebiliriz gecenin bir yarısında. Saat 7 oldu. Hadi. Party. Call. Aa, iyi olmadı bu. Senin iş günün işe gitmek zorunda mısın? Gitmek zorunda değilsin. Değil mi? Yok değilsin. Tamam. Parti ver, parti diyorum. Hemen çılgın bir parti verelim. Ben bunları hep karıştırmaya devam edeceğim galiba bu arada. Siz verebilir misiniz parti? Throw party. Grow up yapabiliriz, direkt büyüyebilirler. Ay büyürlerse var ya tam bir felaket olur çünkü o zaman üniversiteye gönderemeyiz onları. Çok korkunç olur hem de. Senin cep telefonun var mı ki? Senin var mı? Senin de mi yok? Senin de yok herhalde. Nasıl parti verilir? Call. Ask out on date bilmem ne. Sen de ne bakalım. Throw party, birthday party falan. Birthday party değil ya, öylesine parti verecektim. Aman neyse artık, kimse kusura bakmasın. O zaman bu bölümde ben burada bitireyim. Kate işe falan gidiyor. 39. bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Evet, ben bir sonraki bölümde toparlayacağım artık. Ne yapacaksak yapacağız. James'ın ailesiyle vedalaşacağız. Yani en azından büyükleriyle. Jane'i yeniden aileye alacağım galiba. Köpeğimize veda edeceğiz ve sonra üniversitenin yolunu tutacağız. İnşallah hoşunuza gitmiştir bu bölüm. Bir sonraki bölümü sabırsızlıkla bekleyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Sims 2 bölümünde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.